yeniden merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size yeni başlayanlar için saç örgüsü nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bunu da aslında basit birkaç örgü modeli üzerinden anlatacağım. Ama uyarıyorum, bu videoda en basit örgü şeklini bile görebilirsiniz. Çünkü yeni başlayanlar için. Videoya geçmeden önce eğer bu kanalın sıkı bir takipçisiysen zaten aileden biri oldun, çok iyi biliyorsun. Yok değilsen ve bu benim kanalıma ilk gelişimse sana... 90'lar ne güzeldi sarılması. Gel buraya. Aramıza hoş geldin. Bundan sonra yükleyeceğim videolardan anında haberin olsun istiyorsan aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutma. Eğer benimle biraz daha fazla vakit geçirmek istersen de beni burada görmüş olduğun Aslan Lider isimli Instagram hesabından takip edebilirsin. Çok sevinirim. Videoya geçmeden önce size küçük bir sürprizim var. Bu videoda bir takipçime çok sevdiğim Batist'in kuru şampuanını hediye ediyor olacağım. Daha önceki videolarımda mutlaka rastlamışsınızdır. Batist'in bu kuru şampuanını çok seviyorum. Özellikle hacim etkisi için kullanıyorum. Yani ben saçım temizken bile saçımı biraz daha kaldırmak için bu kuru şampuanı kullanabiliyorum. Mesela saçımda çok oynuyorsam, örüyorsam, topluyorsam vesaire kendine gelmesi için bazen ondan yardım alabiliyorum. Kazanmanız için yapmanız gerekenler aslında genelde yaptığınız şeyler. Tabii ki kanalıma abone olmak, aşağıya katıldığınızı belli etmek, Instagram hesabından takip etmek ve en son paylaştığım fotoğrafı likelamak. Bu kadar. Bundan sonra her hafta aranızdan bir kişiye bir hediye veriyor olacağım. Bu yüzden bir sonraki videoyu mutlaka izleyin. Çünkü hem bir önceki kazananı açıklıyor olacağım hem de yepyeni bir hediye veriyor olacağım. O yüzden takipte kalın. O zaman video başlıyor. Gördüğünüz gibi saçlarım da bende hazırız. Birinci en temel örgü modelinden başlayacağım. Çünkü hiç bilmediğinizi varsayıyorum videonun amacına uygun olarak. Burada niye böyle hareketler yaptım anlamadım. Şimdi bu serçe parmağımla saçımın üst kısmından bir tutam alıyorum. Ve bunu da 3'e ayırmak için bu şekilde iki parmağımı kullanıyorum. Bence bu da mantıklı bir yöntem. Böylelikle aslında eşit tutamlar elde etmiş oldum. Şimdi gördüğünüz bu orta saçın üstüne çapraz bir şekilde hem sağdan hem de soldan saç atıyor olacağım. Mesela bu birincisiydi. Şimdi de diğer saçı atıyorum. Her seferinde ortadaki saç değişiyor. Burada mantığı bu olayın aslında kısaca. Bu arada saçım koyu olduğu için çok belli olmaz diye kulak arkası yaptım diğer saçlarımı. Görmüş olduğunuz gibi sağdan ortaya, yine soldan ortaya saç atmaya devam ediyorum ve sağdan ya da soldan attığım her saç aslında yeni orta oluyor. Buradaki mantık tamamen bu. Gördüğünüz gibi böyle daha yakından daha iyi oldu. Bu yeni orta. Şimdi attığım yeni orta oldu. Şimdi de bunu hızlı bir şekilde yapıyorum ve örgümü bitiriyorum. Bence çok güzel görünüyor. Bu arada ben seviyorum böyle saçım açıkken de aralara örgü atmayı. Çok tatlı, bazen çok cool duruyor. Siyah minicik bir saç lastiğiyle bağlıyorum ve bitiriyorum. Bu arada saçınız eğer daha açıksa bunların şeffaf olanları da var. Bilginiz olsun. Şimdi saçımı açacağım çünkü diğer modelime geçiyorum. Bu en temel saç örgüsü olduğu için bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Ben mesela şimdi iki kulak şeklinde öreceğim. Gördüğünüz gibi yine ortadaki saçın üstüne soldan ve sağdan saçlar atıyorum. Ve attığım her saç yeni orta oluyor. Ve bu da böyle sürüp gidiyor. Olaylara biraz hız kazandırdıktan sonra bu örgümü de bitiriyorum. Diğerini zaten yapmıştım vakit kaybı olmasın diye. Daha sonra bunu yine her zaman bir lastik tokayla tutturuyorum ama bu sefer farklı bir yöntemle böyle yuvarlaksı tam çıkarmıyorum içinden. Bence böyle daha tatlı. Evet, saçlarımı açıp dağıttıktan sonra ikinci örgü modelim olan Fransız örgüsüne geçiyorum. French braid diye de geçiyor. Başlarken klasik saç örgüsü nasılsa aynı o şekilde başlıyoruz ama ikinci aşamada kenarlardan saç alarak devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi mesela saçı atıyorum, kenardaki saçı ortaya alıyorum. Daha sonra bir tutam daha alıyorum. Tutamları kesinlikle kenardan alıyorum, ortadan değil. Bakın yine attım ve daha sonra başka bir tutamı da onun üstüne aynı yere attım. Bu şekilde devam ediyorum. Burada iki farklı teknik kullanabiliriz aslında. Mesela benim şu an gösterdiğim birinci teknik olarak sayarsak ortaya saç aldıktan sonra kenardan eklediğim saçı da onun üstüne alıyorum. Bunu şöyle de yapabiliriz. Zaten saçı almadan önce ekleyeceğimiz saçı da o tutama katıp bu şekilde ortaya alabiliriz. Ben artık hızlanıyorum.
Kısaca bizim balık sırtı diye de bildiğimiz Fransız örgü, klasik örgünün sağdan ve soldan saç eklenerek devam edilen hali. Kesinlikle çok kolay. Ben artık bitirdiğim örgümü lastik tokayla tutturuyorum. Bence gerçekten çok tatlı görünüyor. Bu arada ben biraz yüzümün hizasında yaptım daha iyi görün diye. Siz değiştirebilirsiniz. Daha kulak arkasında, arkadan da yapabilirsiniz. Şimdi açıyorum çünkü Hollanda örgüsüne geçeceğim. Şimdi gelelim Hollanda örgüsünün sihrine. Fransız ve normal örgüde nasıl tutamları üstten atıyorsak bu kez aşağıdan ortaya alacağız. Tamamen bu aslında. Gördüğünüz gibi ilk seferinde klasik örgü gibi başladım ama alttan aldım ve saç ekleyerek tamamen Fransız örgüsündeki gibi bu sefer aşağıdan ortaya almaya devam ediyorum. Az önce Fransız örgüsünde bahsettiğim ikinci tekniği uyguluyorum. Gördüğünüz gibi birleştirerek alıyorum. Önce onu daha sonra onu değil, iki tutamı birleştirerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tamamen mantığı Fransız örgüsünün tersi. Saçı üstten değil aşağıdan örüyorsunuz ve kenarlardan saç ekleyerek örüyorsunuz. Yine ben birazcık hızlanacağım. Bu arada kenarlarda ekleyecek saç kalmadığında normal örgüye dönüyorsunuz. Mesela şu an gördüğünüz gibi normal örgüye devam ediyorum ve saçımı tokalıyorum. Bu örgümü de bitirmiş oluyorum. Bence bu da çok güzel görünüyor. Önlerden saç çıkarabilirsiniz. Ben bu görüntüyü seviyorum. O yüzden yapacağım. Bu arada hızlı bir şekilde diğer tarafı da ördüm ki daha estetik görünsün size. Örgülerinizi gevşeterek elinizde daha iri, daha büyük örgüler de elde edebilirsiniz. Bence gerçekten çok tatlı, çok güzel görünüyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada şimdi göreceğiniz gibi bu saçı farklı romantik bir topuza dönüştürebilirsiniz. Bir tel toka yardımıyla. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.